Hocam motivasyonum düştü ve çok verimsiz çalışıyorum. Nasıl düzeltebilirim hocam? Gerçekten de birçok öğrencimiz verimli ders çalışıp motivasyonu artırmak istiyor. Ama motivasyonu artmayınca da verimli ders çalışamıyor. Mesela Enes demiş ki derse odaklanamıyorum. Hep başka şeyler düşünüyorum. Motivasyonumu nasıl sağlarım? Ya da Buse Gülcan demiş ki hocam ders çalışmak içimden gelmiyor. Nasıl motive olacağım bilmiyorum. Yardım eder misin? Demiş. Aynı taraftayım. Artı bir hocam. Artı bir. O zaman bize başlayalım nasıl yapacağımızı gösterelim. <laughs> Birincisi. Beni daha başarılı ve verimli yapacağına inandığım çalışma stili tabii ki de sıkı çalışmak. Sıkı çalıştığımızda yani dersleri iyi bir şekilde çalıştığımızda, sorularımızı dikkatli bir şekilde çözdüğümüzde, hatalarımızın üzerine gittiğimizde zaten başarılı olacağımızı biliyoruz. Bu zaten birinci madde. Fakat bizi bazen... Çok çalışmalısın. 7-24 çalışman gerekiyor. Sadece ders çalış gibi cümleler. Hatta bunu yapmak bile motivasyonumuzu düşürüyor. Yani bir şey sürekli yaptığı zaman insan sıkılır zaten. Mutlaka mesela okulda bile teneffüs var. E, veyahut da yaz tatili var. 15 tatil var. İşte sen de gün içerisinde ders çalışırken kendine her ne kadar çok sıkı çalışmalıyım çok çalışmalıyım desen bile motivasyonunu düşünmemek için. Annemler de diyor sürekli sadece ben demiyorum ki. Motivasyonunu düşünmek için mutlaka verimini koruyacak şekilde aralar vermen gerekiyor. Esasında olması gereken Gününün diyelim ki bu kısmı sıkı çalışmaksa belli bir kısmında egzersiz yapmalısın. Belli kısmında sağlıklı beslenmelisin. Uyumana dikkat etmelisin ve ders arasında molalar da vermelisin. Diğer türlü sadece sıkı çalışırsan zaten olmaz. Hatta buna bazıları pomodoro tekniği diyor. Kimisi başka isimler veriyor. 30 dakika ders, 10 dakika molayla da motivasyonunu koruyup çalışabilirsin. 8-10 saat arası düzenli uykuya uyuman gerekiyor. Uykunu almadığın zaman da zaten yorulursun ve hiçbir şey yapasın gelmez. Sevdiğin aktiviteleri yapmak da seni inanıl, inanılmaz bir şekilde verimli hale getirir. Şimdi peki ders çalışmaya oturmak istiyorsun ama bunun için bir motivasyona ihtiyacı var değil mi Tonguç? Evet hocam. Motivasyonu sağlamak için şimdi sana birkaç tane madde söyleyeceğim. Bunları dikkatli dinle. Hızlı geçeceğim. O yüzden iyi dinlemen lazım. Koltuğunu Arkanı iyice yaslan, koltuğunu dik konuma getir. Emniyet kemerini bağladın mı Tonguç? Bağladım, Tongu bağladım şey, hocam. çok O zaman başlıyor. Birincisi hedefini belirlemen lazım. Küçük de olsa, büyük de olsa hedeflerin olması lazım. Bu ne demek? Birincisi küçük Hedefsiz hedef... Hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yardımcı olamaz. Harikasın. Diyelim ki bugün çözeceğin sorular varsa o sorular 100 soruda çözecek olsan, 50 soruda çözecek olsan onu yaz. Bugünkü hedefin bu de. Büyük hedefinde iyi bir lise olabilir, iyi bir üniversite olabilir, iyi bir meslek olabilir. Ben iyi bir doktor olup bu sağlık hizmetlerinde ben de faydalı olacağım diyebilirsin. Bu büyük hedefine belirlemelisin. Ve asla da küçük düşünme. Ya işte hayırlısıyla bir liseye gideriz. Olmazsa işte bir tane karnemden iyi bir not alırım. Hayır hayır. Her zaman büyük hayaller kur. Büyük hayaller kuran insanlar motivasyona daha çok sahip oluyor. Ve güvenli bir ortam oluşuyor. Güvenli ortamdan kastımız da şu. Yani işte yüzüne maske takıp insanların sana zarar vereceği ortamı değil. Şunu diyorum. Mesela senin yanında cep telefonun varsa bu güvensiz bir ortamdır. Çünkü cep telefonun yanına aldın diyelim ki cep telefonu böyle duruyor yanında. Tamam güzel. Ama eğer bu telefonu sen eğer sadece uçak modunu aldıysan bile bu senin için yeterli. Değil. Bir de uçak modunu almadık, Ping 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 mesajlar geliyor. Bu zaten senin için güvensiz bir ortam. Sürekli olarak seni oyalayacak. Dolayısıyla telefonunu ders çalışırken gerçekten odanın dışına çıkarmalısın. Düzgün bir şekilde çalışmak için bu senin için gerekli. Ve aynı zamanda seni rahatsız eden şeylerden de uzak durmalısın. Bir de morali bozan tiplerden de uzak durmalısın. Mesela arkadaşını arıyorsun. Merhaba Tankot ne haber? İyilik Tonguç'um ya. İşte ne yapalım? Ee, ben de ders çalışmıyorum. Sen de ben de ders çalışmıyorum seni ders çalışmamaya sevk eden, çalışsan bile olmaz diyen insanlardan da uzak durmalısın. Ve çalışma ortamı da önemli tonik Şu anda tabii ki sokağa çıkma yasağı olduğu için çok farklı ortamlara gidemiyoruz. Kütüphaneye gitmek ya da işte ne bileyim etüt salonlarına gitmek imkansız. Ama bizler doğru bir ortam belirlersek yani çalışma masamızın yerini değiştirmek ya da en azından odamızı e, farklı bir yerinde, farklı bir köşesinde çalışmak bile bazen motivasyonumuzu artırabiliyor. Bir de şu anda işte e, sosyal medya üzerinden işte bu bazı uygulamalar var. İşte Skype var, ne bileyim WhatsApp var, ıvır var, zıvır var, fark etmez. Şimdi reklam FaceTime'dan FaceTime olabilir. Reklam vermeyelim. Şu anda grup çalışması yapabiliriz. Yani ararsın Merve'yi ya da Ebru'yu ya da Ahmet'i ya da Osman'ı ya da Hamza'yı. Ya bugün şu konuyu beraber çalışalım diyebilirsin. Görüntülü aramayla da çalışma yapabilirsin hocam. Ve şunu da unutma. Az da olsa stres başarı getiriyor. Eğer hiç stres yoksa zaten çalışmıyorsun demektir. Ama birazcık stres olmak zorunda. Fazlası zararlı. Bir de sonuç içeri benim planlı çalışman lazım. Bununla alakalı biz zaten öğrencilerimize mutlaka motivasyon ve planlama rehberi hadiden çalışın diyoruz. Buradaki bazı sayfaları büyüttürdük. Mesela şöyle göstereyim sana sonuç içeri benim. Buradaki bazı sayfaları büyük haline hazırladık. Birincisi haftalık hangi günde hangi dersler ne kadar çözdüğünü takip etmen lazım. Mesela eğer iyi bir sınav hazırlanıyorsan. Pazartesi günü matematikten 50 soru, fenden 50 soru, Türkçeden 100 soru çözdüm. İnkılaptan İngilizce soru çözdüm dedin ya. Bu durumda sen pazartesi günü çözdüğün testler belli olmuş oluyor. Ya da matematikten pazartesi 50 soru çözdün, salı çözmedin. Çarşamba 20 soru çözdün, perşembe günü 100 soru çözdün, cuma günü 100 soru çözdün, cumartesi çözmedin. Pazarda 200 soru çözdün. Bu durumda da bir hafta boyunca matematikten çözdüğün soruları görmüş oluyorsun. Aynı bir tablo gibi. Yukarıdan aşağı günleri veriyor. Sağdan sola da dersleri veriyor. Ve aynı zamanda çözeceğin konuyla alakalı hem konuları yazman lazım dersle alakalı hem de çözeceğin kaynakları yazman lazım. Tebel sorular, örnek sorular işte birinci kaynak, ikinci kaynak, üçüncü kaynak şeklinde ilerlemen lazım. Bütün bunları yaptığın zaman planlı çalıştığın zaman başarılı olabilirsin. İşte biz hadi motivasyon ve planlama repreminizi bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem haftalık hem aylık hem de kaynak kaynak gün gün geziyor. Mesela diyelim ki sen örnek veriyorum. Sosyal bilgiler çalışacaksın. Buraya hemen yazıyorsun. Bu birinci konu. İsmini yazıyorsun. Mesela diyelim ki İstanbul'un feti. fethi. İkinci konu yazıyorsun. İşte batıda fethi, e, Avrupa'da fethettiğimiz yerler. Üçüncü konu doğudaki fethiler. Sonra buraya kaynakları yazıyorsun. İlk kaynağın LGS çıkmış sorular. LGS çıkmış sorular. Örnek sorular. Altın sınıfsan, yedin sınıfsan. Mebi örnek soruları. Farklı farklı sınıflara göre kaynakları. Çalışma yazıyorsun. soruları. Dolayısıyla bunların hepsini burada da yapabilirsin. Bir de yazarak ve sesli anlatarak ders çalışmakta insanların daha iyi öğrenmesini ve adeta bir öğretmenmiş gibi prova yapmasını sağlıyor. Mesela ben şu anda bütün bunları kendi kendime anlatıyorsam çıldırırım. Ama ben sana şu anda anlattığım için sen de beni dinlediğin için birazcık yalnız olmamanın verdiği heyecanla daha güzel anlatmaya çalışıyorum. Ve beni öğrencilerin dinleyeceğini bildiğim için biraz daha Sen de bu anlattıklarını bir arkadaşına gönderebilirsin. Bak abi ben bugün işte şu konuya çalıştım. Merve ben bugün bu konuya çalıştım. İstersen bir de benden dinle diyebilirsin. Bu konuyu anlatmaya çalışırken de zaten güzel bir şekilde konuştuğunu göreceksin. Ve tabii ki de en önemlisi dinlenmek. Hobilerine mutlaka zaman ayırmalısın ve en sonunda da kendini mutlaka ödüllendir Tomuç Eylem'e. O zaman şimdiden sana iyi çalışmalar diliyorum. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Teşekkür Yoğunlara, ederim yoğunla. hocam.